Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet Kalkınma Partisi milletvekillerinin getirdiği bu kanun teklifinde işçilerin emekliliğe erişimini zorlaştıran, kıdem tazminatını sınırlayan düzenlemeler içermektedir. 25 yaş altında ve 50 yaş üzerinde işçiler belirli süreli sözleşmeler ile mağdur edilmesinin yolu açılmaktadır. İş güvencesine darbe vurulmaktadır. 10 milyon kişiyi ilgilendiren bu kanun teklifi ne yazık ki 3 konfederasyonla da görüşmeden, işçilerin, emekçilerin bu konuyla ilgilisi değerlendirmesi alınmadan milletvekilleri tarafından meclis gündemine getirilmiştir. Esasında bu kanun teklifleri mutlaka çekilmelidir. Yapılan işlem emek gaspıdır, hak gaspıdır, emekçi düşmanlığıdır. Ülkemizde bugüne kadar kazanılmış olan işçi hakları Adalet Kalkınma Partisi döneminde tek tek budanmaktadır. 2006 yılında emeklilikte yaş 65'e kademeli olarak çıkarılırken aylık bağlama oranıyla da emekli maaşlarının aşağı doğru düşmesinin yolu açılmıştır. Daha sonra çıkarılan iş güvenliğiyle ilgili düzenleme ne yazık ki sürekli ertelenerek uygulanmamış, Türkiye Avrupa'da iş cinayetlerinde ilk sırada yer alan ülke durumuna getirilmiştir. İşçilerin sorunlarına çözüm üretmek yerine onların haklarını gasp eden düzenlemelerin bu mecliste geçmesi açıkçası içime sindiremiyorum. Oysa milletvekili arkadaşlara söyleyeceklerim var. Asgari ücreti gelin vergi dışı bırakalım. Pandemi döneminde evine ekmek götüremeyecek kadar mağdur olan kesimlerin sorunlarını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapalım. İşsizliğin ortadan kaldırılması için yapılacak düzenlemelere gelin destek verelim. Değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilsin diye kanun teklifleri verdik, reddettiniz. Bunların düzenlemesini getirip ortadan bu mağduriyeti kaldırma yerine şimdi de yaşa takılan emekliyi prim nedeniyle de hiç emekli olmadan öl diyorsunuz. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği içinize nasıl sindiriyorsunuz? Bu milletvekili arkadaşlarımız vermiş oldukları bu önergelerle kanun teklifi gerçekleşirse ah alacaklar. Yani kul hakkını gasp etmenin ne alemi var? Kazanılmış bir hak, işçilerin haklarını ortadan kaldırıp sonra da ekonomi şahlanıyor, işler iyi gidiyor diye masal anlatmayı kimseye inandıramazsınız. Çırak ve stajyerlerin yaşlılık sigortası işe başladığı gün başlasın dedik, kanun teklif verdik, reddettiniz. Bu kere onların emekli olmasının önünü de kesiyorsunuz. Aylık bağlama oranıyla işçilerin gelin yaşadığı mağduriyetleri birlikte ortadan kaldıralım. Taşeron yasası diye bir ucube düzenleme yaptınız, kararnamesi. Bu kararnamede asıl işi yapan tüm işçilere kadro vereceğiz dediniz. Ancak belediyede çalışanları belediye şirketlerine aldınız. 2 yıldır bunların haklarını vermeden orada çalıştırıyorsunuz. Asıl işi yapmalarına rağmen asıl kadroyu vermiyorsunuz. Karayollarında, demiryollarında, PTT'de çalışan, bakanlıkta olan binlerce işçi ne yazık ki taşeron firmalarda kaldı. Haklarını vermediniz. Keza bugün için taşeron firmada çalışanların, kitledekilerin de hakları verilmedi. Her yıl Cumhurbaşkanlığı kararname yayınlanıyor. Kitle çalışanların kadroları taşeron firmada olanların verilsin deniyor. Ancak ne yazık ki uygulamada bu da gerçekleşmedi. Üniversiteli işçilerin 5 yıldır özlük haklarıyla ilgili yapılması gereken düzenleme gerçekleştirilmedi. Ne istiyorsunuz emekçilerden? Sürekli işçilerin haklarını budamak, onların kazanımlarını elinden almakla nereye varacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarları döneminde işçilere verilmiş hakların size yarattığı zarar ne? Yani çalışan insanın, emeğini veren insanın zaten gelirine ki verdiğiniz açlık sınırının altında bir asgari ücrette yaşamlarını zor idame ettiren insanların emeklilikle ilgili, kıdemiyle ilgili, ihbar ile ilgili geleceklerini güvence altına alacak düzenlemeleri gasp ederek nereye varacaksınız?
Gelin bundan vazgeçin. Meclise çağrımdır. Bu kanun tekliflerini geriye çekin. Kıdem tazminatını ortadan kaldıran, ihbarı ortadan kaldıran, iş... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Güler. Çalışmanın yolunu açan, emeği sömüren, anlayışla hiç kimseye fayda sağlamaz. Burada oturan milletvekillerinin çoğunluğunun ya babası ya annesi işçidir. O günleri düşünün. Bu koltuklara erişince o insanların dün de yaşadıklarını nasıl unuttunuz? Kıdemi, ihbarı, iş güvencesini, bunların yaşadıkları acıları niye sahiplenme yerine yok etmeye uğraşıyorsunuz? Gelin bu yanlıştan dönün ve bu kanun teklif maddesini geriye çekin diyor Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum.